Arkadaşlar, ben Ferhat Ay, yanımda yine İbrahim var. Merhaba arkadaşlar. Bugün size malzemeleri göstereceğiz. Çalışma masası, fırın, kapı, sandık, yatak, çit, merdiven, ateş ve çubuk. Arkadaşlar, bunlar sizin oyunda gelişmenizi sağlayan maddeler olacak. İlk önce yapacağımız şey çalışma masası arkadaşlar. Gidip ağaç kesmemiz lazım. Ha, biz böyle bağdaya düşmüştük, hatırladım. Baltamız var. Ben... Kar, çimenler ve kumsal bir arada değişik dağlara düşmüşüz gerçekten. Var, çok az var. İleride tarım olaylarını da göstereceğiz videolarımızda. Bizi takip etmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, ileride bir sonraki videomuz madenle ilgili olacak. Maden malzemeleri. Hepsini göstereceğiz arkadaşlar. Neyi nerede bulacağınızı göstereceğiz. Efendim. Aynen. Mağaralar. Da arkadaşlar, şöyle bir şansımız olabilir. Belki bu adayı bırakabiliriz. Çünkü adada yani ağaç olmadığı sürece maden olması da biraz zor olabiliyor. Zaten karlı adalar genelde tercih edilmez. Ama biz sizi bekletmemek için direkt bu adayı açmıştık. Diğer videomuzda bir maden bulup sizi hiç bekletmeden direkt yapabiliriz. Aynen. Evet. Biraz daha kesin çünkü bazı şeyler var. Ağacı aslında kendimiz de yapabiliriz. O ağacın kenarındaki otları keserek oradan bize meşe fidanlar aslında geliyor. Aslında arkadaşlar, bunu hemen göstereyim ben size. Var mı hiç elimizde? Şu anda yok. Arkadaşlar, şu gördüğünüz yaprak, bizim yaprak tabir ettiğimiz oyunda böyle gösterilmiş. Bazen hemen çıkıyor, bazen böyle çıkmıyor. Neyse, aslında konumuz o değil şu anda. Biz sandık yapacaktık. Tamam, bir tane bulun İbrahim. Tamam, onu ekleriz, evet. Gösteririz. Evet arkadaşlar, birkaç tane daha şey ağaç kesmemize gerek yok. Evi bulalım. Arkadaşlar, şu var. Evi çok fazla kaybedebilirsiniz. Ha, bu arada burada maden varmış. Buraya gireriz. Ha, burada da varmış. Hemen şuraya bir belirtmek için şey yapalım. Hem de yukarıya çıktığımız zaman belki evimizi de oradan daha rahat görebiliriz. Ama fırın yapacağız. Buradan gözüktü elimiz. Burada maden var. Evet, elimiz yakın. Aynen. Madene yakın. İlk önce şimdi çalışma masasını yapacağız. Çalışma masası kolay bir şey. Ağaç olduktan sonra her yerde yapılır. Arkadaşlar, et şuna tıklıyorsunuz. Meşe odunu diğer bölümde gösterdiğim gibi buraya alıyorsunuz. Buraya getiriyoruz arkadaşlar. Tamam, bize 20 tane yeterli olacaktır bugün. Arkadaşlar, sol tıkla buraları paylaştırın. Ve bir tane çalışma masası elde ediyorsunuz. Tekrar eve tıklayın. Ona gelin ve yere doğru tıkladığınız zaman bulacaksınız. Çalışma masası olduktan sonra artık her şeyi neredeyse yapabileceğiz. Sağ tıkla açılabiliyor. Aynen. Şöyle göstereyim. Elde de çıkıyorsunuz. Şimdi sırada fırın. Arkadaşlar, normalde şu gördüğünüz kırık taş. Ama ben yine de size nereden bulacağımızı göstereceğim. Bu şekilde yere iniyoruz. Ama tabi bazen tam altınız kazmak tehlikeli olabiliyor. Ama tabi böyle karlı yerlerde lavın çıkması biraz daha zor. Zaten bu kadar küçüklükte bence lav çıkması imkansız gibi bir şey olabilir. Arkadaşlar, 8 tane kırık taş lazım bize. Normalde kırık taşımız var. Bulamazsak onları kullanırız. Ben size yine de göstermek için işte yapıyorum. Zaten bayağı da bulduk. Evet, böyle istediğiniz kadar alabilirsiniz. Size 8 tane gerek. Bizde zaten acayip oldu. Aklımıza bloğa koyarak çıkın. Zaten burada bir kapı yapmıştık. Burayı kazın arkadaşlar. Bu arada böyle yanlış kazmalar yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Bu hiçbir şey ilgilendirmez. Tekrar çalışma masasına. Orta tarafı boş kalacak şekilde etrafına yayıyoruz. Aynen, 8 taneyi. Fark etmez. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Mesela biz, hadi İbrahim, 2 tane yapalım bugün. Ha, evet, şuraya da koyduk mu alacağız. Evet, şimdi fırınımız oldu. Fırını şu kırık taşla yerde işte. Fırında çalışma masasını koyduğumuz gibi aynı şekilde. Evet koyduk arkadaşlar, fırını da koyduk. Sonra kapı yapımı göstereceğiz bugün yine. Arkadaşlar, yine bunlar lazım. Meşe ağaç tahtası. Şu şekilde buraya böyle koyuyoruz. 3 ikilik yerleştiriyoruz oraya ve bir tane kapı elde ediyoruz. Evet, ahşap kapı geldi.
Arkadaşlar sonra dışarıya çıkın. Dışarıda yapmanız daha uygun. Bu taktiği yeni bulduk. Arkadaşlar dışarıdan yere doğru sağ tıklayıp koyarsanız olacaktır. Tamam, burada bir sorun mu var? Karın üstüne sanırım koymuyor. Aa evet. O öyle bir özelliği varmış. Biz genelde karlı adalarda yapmıyoruz. Arkadaşlar sırada sandık yapımını göstereceğiz. Sandığımız var mı? Var. Bir tane var. Biz genelde sizin için arkadaşlar bunu şeyde gösteriyorlar zaten. Yani ilk bölümümüzde anlattık. İlk bunu alın arkadaşlar dedik. Sandığın içine değerli eşyalarınızı kaldırıyorsunuz. Mesela ben hemen tavuğumu koyayım. Tavuk önemli çünkü. Sonra ne varmış? Sandığı yaptık. Yatak. Yatak yapımı. Arkadaşlar diğer bölümde 3 tane gün çıkarmıştık hatırlarsanız. Şimdi o günleri. İkinci sıraya 3 tane yan yana koyuyoruz. Altına da meşe tahtası sıralıyoruz. Ve bir tane yatak oluyor. Arkadaşlar gün hepsinin beyaz olması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Evet. Evet kazmamız gerekiyor sanırım yine. Bunu bulmak biraz zor oluyor ama sorun değil. Arkadaşlar yatak ne işe yarıyor derseniz gördüğünüz gibi şu anda hava akşam gece yani kapımız kapatalım. Sağ tıkla tıkladığımız zaman bakın şu anda uyuyoruz. Yataktan ayrıldı şu an ama 3-4 saniye yani. Öyle uzun bir şey olacağını zannetmeyin. Sorun çıkmış onda. Olmuş ya bak. Of, son anda kurtardık. Oyunda arada böyle hatalar çıkabiliyor. O bizden kaynaklanan bir şey değil. Aynen. Oyunun kendi hatası. Arkadaşlar şey olmuş. Arada böyle bug yiyebiliyoruz. Evet böyle gösterdik. Cheat yapımı arkadaşlar. Cheat yapımı içinde yine meşe ağaç tahtası gerekli. Yok pardon şöyle hatırlıyorum. Cheat yapmak için ilk önce çubuk yapmak gerekiyor. Çubuğu da altı üstü koyduğunuz zaman tıklayarak alabiliyorsunuz. Evet tıklayarak aldık. Çitlerimiz neredeymiş? Ha çitlerimizi daha yapmadık. Tekrar tıklıyoruz. Bu şekilde. 3 sıra alta 3 sıra 2. sıraya koyduktan sonra 2 tane çit veriyor bize. Bunlar da istediğin kadar yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar çit fazla bir işe yaramıyor aslında. Öyle diyeyim. Ama biz yine de size göstermek için yapıyoruz bunu. Böyle. Elinize balkon havası gibi bir şey vermiş oluyorsunuz. Mesela. Ya burada tabii yüksek yerlerde genelde kullanılır çit. Merdiven yapmayı göstereceğiz. Evet arkadaşlar yine sopa lazım bize. Pardon. Şuna tıklayacağız. Merdiven bu şekilde arkadaşlar. 3 sıra sola. Bu sefer alt ve üstteki bir sıra, ortadaki sıralar boş kalacak şekilde koyuyoruz. Ve bize 3 tane merdiven veriyor. Merdiven ne işe yarar derseniz, bakın hemen. Kuralım merdivenimizden. Neden yapmadan? Bakın arkadaşlar böyle yukarıya çıkabileceksiniz artık. Böyle bir özellik. Şu yukarıyı kapatalım ben de. Arkadaşlar bunu istediğiniz kadar yukarıya gönderebiliriz. İlerleyen zamanlarda istediğiniz aynen gibi. Şurayı böyle açık bırakın. Kapatmayın. İşte böyle. Evet şimdi ateş yapmayı öğreteceğiz arkadaşlar. Ateş yapmak için kömüre ihtiyacımız var. O yüzden arkadaşlar bunu diğer bölümde göstereceğiz. Zaten diğer bölümde madenciliğe ineceğiz. Arkadaşlar çubuk yapmayı da gösterdik. Bugün bizden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Aynen malzemeleri gösterdik. Arkadaşlar iyi günler. Bizi takip etmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.